Arkadaşlar herkese merhaba. Bu hafta ne yapıyorum? Bu hafta yine sizin için şu görmüş olduğunuz ucuz öğrenci işi aksiyon kamerasını inceliyorum. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Dediğim gibi bu hafta bu arkadaşı inceleyeceğiz. Ama buna geçmeden önce hemen bir şey söylemek istiyorum. Geçen hafta çekiliş başlatmıştık. Önümüzdeki haftaya kadar da hala katılım devam ediyor. İnanın yorumlarınızla beni çok mutlu ediyorsunuz. Yorumlarda aklıma gelenler işte disk fren incelemesi, tur bisikleti incelemesi, ondan sonra yeni kamera incelemesi istenmiş. Bakım onarımla ilgili incelemeler yapmam veya videolar çekmem istenmiş. İnanın bunlar beni çok mutlu etti. Önümüzdeki haftalarda bunlarla ilgili videolarda çekeceğimden emin olabilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışıyorum. Önümüzdeki haftalarda zaten bir arkadaşımız daha katılacak bana. Yiğit arkadaşımızla beraber göreceksiniz bundan sonra videolarımda beni. Geziniyor ailesi olarak yavaş yavaş büyümeye başlıyoruz diye düşünüyorum. Artık abone sayısı için de hepinize teker teker teşekkür ediyorum beni takip ettiğiniz için. Evet, gelelim şimdi bizim öğrenci işi kameramıza. Şu görmüş olduğunuz arkadaş Çin'den dün itibariyle geldi. Bu arkadaşın ismini, bu arkadaşın acayip osuruktan bir ismi var. Kiku. Yani bu kameraya konulabilecek en kötü ismi seçmiş bu arkadaşlar. Kim seçmiş bilmiyorum ama seçtiği anda herhalde kafası çok iyi değil diye düşünüyorum. Neyse biz şimdi ne yapacağız? Biz bu hafta bu kutunun, bu kameranın kutu açılımını yapacağız. İçinden neler çıkacak, nedir ne değildir bunlara bakacağız. Önümüzdeki hafta veya önümüzdeki günlerde de olabilir bu. İşlerim bu aralar çok yoğun. Bilmiyorum fark etmişsinizdir. Bugün gece çekimi yapıyorum bu yüzden. Ne yapacağım? Bu kameranın ikinci bir videosu olarak görüntü testlerini yapacağız. Görüntü incelemesini yapacağız. Zaten esas önemli olan da bizim için bu. Bunu da dediğim gibi Yiğit arkadaşımızla beraber muhtemelen burada Karşıyaka sahilde yapacağız. Ondan sonraki haftalarda da diğer dilediğiniz videoları yavaş yavaş çekmeye başlayacağım. Neyse gelelim bu bizim isminin Kiku mu Kuku mu acayip tuhaf olduğu kameraya. Evet kutu açılımını ben bunun kapağını çıkarmıştım. Kamerayı açtım baktım tabii ki takdir edersiniz ilk geldiğinde heyecan yaptık biraz falan. Neyse şimdi bu kutusunu açalım. Şimdi arkadaşlar kutuyu açtığımızda gördüğünüz gibi bu arada bu kamera GoPro Hero 3'lerin birebir kopyası. Yani klon olarak aynı tamamen adamlar kopyalamışlar. Üstündeki housing yani kılıfından tutun içine kadar. Hatta kutusuna kadar kutuyu birazcık değiştirerek kopyalamışlar. Evet şimdi bu kamerayı birlikte bir açalım bakalım. Neler varmış bu kamerada. Önce kameranın kendini göstereyim. Burası niye çıkmıyor bunun ya? Çinliler bazı şeyler dandik yapıyorlar. Sanırım ondan mı çıkmıyor diyeceğim. Evet altındaki plastiği gördüğünüz gibi şurada bilmiyorum gözüküyor mu? Bildiğiniz Çin işi. Ortasındaki şeyleri falan duruyor. Ama diğer kısımlarına geldiğimizde kameranın housing'i bayağı kaliteli. Bildiğiniz GoPro Hero 3 housing yapmışlar. Housing kılıfı yapmışlar. Hatta lastiklerine kadar aynı desem yeridir. Dışı da aynı. Kameranın şu şekilde bırakayım bunu. Kamera birebir neredeyse GoPro Hero için aynısı. CJ ile kıyaslayacak olursam veya GoPro ile kıyaslayacak olursam üstündeki plastik falan çok ciddi kaliteli. Üzerinde işte GoPro gibi aynı düğme var. Yan tarafında Wi-Fi tuşu var. Burada da gördüğünüz gibi bir tane HDMI girişi, bir micro USB girişi, micro USB girişi, bir adet de SD kart girişi var. Onun dışında görüntü olarak şöyle biraz daha yakından gösterirsem, ya bu kadar da olmaz arkadaş yani kopyalıyorsun da anasını satayım bu şey gibi olmuş. GoPro'ya Doğan dersek bu bildiğiniz Doğan görünümlü Şahin olmuş. Neyse şimdi bu kamerayı da bırakalım. Bu arada kameranın önünde iki tane lamba var arkadaşlar. Ben bunu önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bunlar çalışıyor. Ondan sonra önünde bir tane LCD ekranı var. Bu da yine GoPro gibi gayet kaliteli yapmışlar bunu. Ben bunu çalıştırdığımda baktım tabii. Ama şu kısmını inanın açmadım. Bunu birlikte açalım istedim. Bu kısmını da sizinle beraber burada açıyoruz. İçinden ne çıkacak bilmiyorum. Bir tane bir eleman vardı içinden hıyar çıktı falan diyordu. Ama da böyle bir şey şansı yok. Evet bakalım içinde neler varmış bu kameranın. Sabitleyici 3M markalı 3M bantlı sabitleyicileri var. Onun dışında
Bir adet yine sabitleme aparatı var. Aynı şekilde GoPro ile anladığım kadarıyla bunu da birebir klonlamışlar. Yine alttan ne çıkıyor bakıyoruz. Ha bu iyi. Şey koymuşlar bir tane. Bunu şeyle kullanabilelim diye. Şu bir dakika hatta açayım göstereyim ben bunu size. Ne koymuşlar? Normal tripodlara falan takabilmek için bir aparat koymuşlar içine. Şöyle bu da. Bunu koyalım onun içine. Bu torbayı yanlış koymuşlar herhalde ya. Koskoca torbaya minnacık şeyi koymuşlar. Onun haricinde ne var? Yine bir adet değil, iki adet. Yani bir çift 3M sabitleme bandı var. Bunlar da muhtemelen kaska bağlamak için. Gördüğünüz gibi bir adet adaptörümüz mevcut. Bir adet adaptör ve hemen onun ardından USB kablosu çıkıyor. USB kablosu bu arada, evet bunu güzel yapmışlar ya. Çinlilere ara sıra söyleniyoruz ama heriflerin çok da hakkını yememek lazım. Yani hepimiz kaydırsak da adamlardan birçok alışveriş yapıyoruz. Bunda da USB kablosunun üstünü şeyle kumaş değil de böyle naylonumsu eski ütülerin kabloları vardı. Onlar gibi yapmışlar. Bu da iyi bir özellik. Neden? Çünkü çok oynadığı için kabloda kopma olmayacağını düşünüyorum. Evet bunun haricinde uzatmadan evet, bir tane bisiklet kaskına bağlamak, sabitlemek için bir adet bant var bunun içinde. Başka ne çıkıyor? Gördüğünüz gibi şeylere sabitleyici civataları var veya ne diyelim bunlara sabitleyici vidaları var. Yanında cırt cırt sabitleme aparatları var. Onların haricinde evet gidon bağlantı aparatı çıkıyor bir adet içinden. Bakalım burada başka kim var? Bizim amcaoğlu girmiş diyormuşum falan onun için. Ondan sonra başka ne var? Başka uzatma bağlantı aparatları var bunlar da yine. Bunlar da yine GoPro'da standart hepsi. Bir adet yine bunu normal tripodlara bağlamak için bir adet aparat daha çıkıyor. Bunu da normalde şöyle söyleyeyim. GoPro aldığımda bunun içinden böyle şeyler çıkmadığı için bunları tekrardan gitti gidiyor veya hepsi burada gibi pardon hepsi burada diyorum o tip sitelerden bulup 5 liraya falan almıştım. Bu adamlar bunu da içinde göndermişler. Onun haricinde ne çıkıyor? Yine merceğini temizlemek için şöyle bu ne ya? Saten gibi bu mercek falan temizlemez arkadaşlar. Bu daha çok kirletir. Neyse bunu salladım geçtim. Bir de kullanma kılavuzu var. Hemen söyleyeyim. Kullanma kılavuzu konuşamadım. Kullanma kılavuzu İngilizce olarak. Ama zaten şunu söyleyeyim. Ben bu kamerayı açtım bir iki çalıştırdım falan bilmem ne. Çok böyle kullanma kılavuzuna falan gerek yok. 4-5 çok basit bir menüsü var. Bunu da daha sonra incelediğimizde göstereceğiz size. Ama benim şahsi fikrimi sorarsanız şayet şeyse görüntü kaliteleri iyiyse ve mikrofonu iyiyse bu kamera gerçekten alınır ve ben bu kameranın CJ'in üstünde olduğunu düşünüyorum. Bunu o yüzden almıştım zaten. Kamera ile ilgili başka ne var? Gördüğünüz gibi şurada şu şekilde kapağı açılıyor. Ondan sonra içinden yine GoPro 3'lerin pillerinden bir tanesi çıkıyor. GoPro 3'ün pili değil tabii ki kendi pili ama sanırım GoPro 3'lerle Hero 3'lerle aşağı yukarı aynı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda dediğim gibi Yiğit'le beraber görüntü incelemelerini yapacağız sizin. O videoya kadar görüşünceye dek şimdilik sağlıcakla kalın.